Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine logaritma derslerimize, AYT derslerimize devam ediyoruz. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini artık bugünkü dersimizde bitireceğiz. Nedir peki bugün göreceğimiz ilk özellik? Logaritmada taban değiştirme. Hocam biz logaritmada niye taban değiştirelim ki? Sevmediğin bir sayı çıkar. Mesela 5'i sevmiyorsundur değiştirirsin. 7'yi sevmiyorsundur değiştirirsin. Değil tabii ki de. Logaritmada bazen size verilen tabanlar dışında farklı tabanlar işinize yarayabilir. Bakın mesela burada A tabanında B ifadesini vermiş ama sen inatla diyorsun ki hocam ben C tabanı kullanmak istiyorum. O zaman sen burada ifadeni artık bakın C'yi hem paya hem de paydaya gelecek şekilde logaritma C tabanında B bölüm logaritma C tabanında A şeklinde yazabilirsin. Bakın dikkat etmeniz gereken noktayı burada tekrardan söyleyecek olursak B üstteydi. Pay kısmının yani üst kısmın üssü oldu. A ifadesi burada tabandaydı. O da payda da bulunan logaritmanın üssü olarak yukarıya çıktı. Yani aslında şöyle hayal edebilirsin. Buradaki C'ler birbirlerini sadeleştirdiği durumda tekrardan A tabanında B ifadesi bizim karşımıza gelecektir. Yani logaritma 5 tabanında 4. Hocam ben 5 tabanı değil de 3 tabanı kullanmak istiyorum. O zaman logaritma 3 tabanında 4 bölü. Logaritma 3 tabanında 5 diye yazabilirsin. Bak yine 3'ler sadeleştiği zaman ne kalıyor geriye? 5 tabanında 4. Hocam niye 3? Bilmem uğurlu sayım 3 olduğu için belki de. Logaritma 3 tabanında 7. Bunu mesela sen atıyorum E tabanında yazmak istiyorsun mesela. Elen de yazabilirsin değil mi? O zaman burayı logaritma E tabanında 7 bölüm logaritma E tabanında 3 diye yani sen ifadeyi elen 7 bölüm elen 3 şeklinde de yazabilirsin. Ha bunun geri dönüşünü yapabilirsin aslında. Bakın onu daha demin de söyledik burada. Bakın 3'ler aynı burada farkındaysanız. Pıt pıt 3'leri buradan sadeleştirdiğiniz zaman geriye ne kalacaktır? Logaritma 4 tabanında 8 ifadesi. Bunu da eğer ki düzenleyecek olursanız logaritma 4'ü 2 üzeri 2, 8'i 2 üzeri 3 diye yazdık. 3'ü önde bir kesir çizgisi vardı hatırlarsan gizli. Onun pay kısmına bunu da paydasına yazacak olursak 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Bu ifade zaten 1'dir. O zaman ifademizin değeri de 3 bölü 2 olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Tamam. Taban değiştirmeden kastımız bizim burada bu. Peki. Logaritma 6 tabanında yani logaritma 12 bölü logaritma 6 artı logaritma 3 tabanında 18 bölü logaritma 3 tabanında 16 işleminin sonucu nedir diye sormuş. Bakın bunların altında ne vardı? Gizli gizli onlar. Onlar giderse o zaman ben ilk ifademin yerine burada logaritma 6 tabanında 12 yazabilirim. Artı bakın burada da 3'lerin ben gittiğini hayal edecek olursam da burada ne kaldı geriye artık? Logaritma 6 tabanında 18 ifadesi kaldım. Tabanlar aynı olduğu durumda logaritmanın toplamasında biz ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. O zaman ben bu ifadeyi artık logaritma 6 tabanında 12 çarpı 18 diye yazabilirim. 12 ile 18'i çarpacak olursak da logaritma 6 tabanında 216 yapar. Biz biliyoruz ki 216 ifadesi 6'nın 3. kuvvetidir. O zaman bunu da biz logaritma 6 tabanında 6 üzeri 3. 3'ü önde duran gizli kesirin payına gönderecek olursam da 3 tane logaritma 6 tabanında 6. Bu ifade 1'di. Demek ki bizden istediği işlemin sonucu 3 olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Anlaştık mı? Bakın tabanda pay ve paydanın da bulunan logaritmaların tabanları aynıysa onlar sanki sadeleşiyormuş gibi her iki durumda da yaptığımız gibi ne yapabilirsin? Yok edebilirsin. Peki geldik bir diğer örneğimize. Diyor ki logaritma 2 tabanında 3m'ye logaritma 2 tabanında 5n'ye eşit olduğuna göre logaritma 25 tabanında 24 ifadesinin m ve n türünden eşiti nedir diye soruyor. Bak logaritma 2 tabanı var, logaritma 2 tabanı var, 3 var, 5 var, 25, 24. İkiler burada ikisinde de bulunmasından mütevellit. Mütevellit ne demek bilmiyorum şu an söylemek istedim sadece. 2 olmasından mütevellit. Yapman gereken şey burada senin 2 tabanını göstermendir. Yani logaritma 25 tabanında 24 ifadesini biz logaritma 2 tabanında 24 bölüm ve alt tarafı da yani payda ya da logaritma 2 tabanında 25 yazabiliriz. Ben 24 ifadesinin 8 çarpı 3 olduğunu biliyorum. O zaman bu logaritmayı logaritma 2 tabanında 8 artı
Logaritma 2 tabanında 3 diye bölüm. 25'i de ben 5'in karesi olduğunu biliyorum. Burayı da logaritma 2 tabanında 5'in karesi diye yazabildim. Peki şu logaritma 2 tabanında 8'i bakın ne olduğunu bulalım hemen. Logaritma 2 tabanında 8. 8 2'nin kübü olduğundan dolayı logaritma 2 tabanında 2'nin küpü. 3'ü öne atacak olursam da 3 tane logaritma 2 tabanında 2 öyle kaldı. Bakın burası 3'müş. Peki bu ne? Logaritma 2 tabanında 3 zaten bakın sorunun bize verdiği bilgilerden bir tanesiydi. M'ydi. Bakın şuradaki 2'yi de eğer ki ben başa atacak olursam 2 tane logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 5'in de biz ne olduğunu biliyoruz. O zaman burası ne oldu? 2'nin. Soru benden. Aha da bu ifadenin M ve N türünden değerini istiyor. Pay kısmına baktığımız zaman 3 ile M var. Yani M artı 3 bölüm. Payda da 2N ifadesi gözüktü ve ben bu ifadenin M ve N türünden değerini ortaya çıkartmış oldum. Bakın burada yakalaman gereken şey senin verdiği ilk ve ikinci ifade logaritmanın tabanlarının 2 olması. Yani ikisinde de aynı taban değerinin bulunması ve bunun işe yarayacak olduğunu düşünerek de size verilen logaritmayı 2 tabanında logaritma olarak yazılmasıydı. Bakın çok önemli soru tiplemelerinden bir tanesiydi. Peki geldik bir sonraki örneğimize. Logaritma 3 tabanında 5 m'ye, logaritma 5 tabanında 2 n'ye eşit olduğuna göre ahan da bu ifadenin yine m ve n türünden değerini istiyor. Şimdi baktığım zaman burada 12 var, 18 var, 5 var, 2 var, 3 var, 5 var. Aha da bak 5'ler ortak, ikisinde de 5 var. O zaman ben bana sorduğu bu ifade 5 tabanını görmeye çalışırsam bu ifadeyi ben nasıl yazabilirim? Logaritma 5 tabanında 18 bölüm logaritma 5 tabanında 12 diye yazabilirim. Problemimiz var mı bu noktada? Herhalde yok değil mi? Peki şu 18 ifadesini ben 9 çarpı 2'den dolayı ifadem artık logaritma 5 tabanında 9 artı logaritma 5 tabanında 2 bölüm. Alt taraftaki bakın 12 ifadesi de 4 çarpı 3 olduğundan dolayı logaritma 5 tabanında 4 artı logaritma 5 tabanında 3 diye yazabilirim. Şimdi içinizden bazıları şu soruyu soruyor. Hocam 12'yi niye biz 4 çarpı 3 diye açıyoruz? Belki ben 6 çarpı 2 diye açmak istiyorum diyen arkadaşlarım varsa. 4 nasıl bir sayıdır? 2'nin karesi. 9 bak yukarıda aynısını diyebilirsin. Niye 3 6 değil de 9 2? 9 3'ün karesi. O logaritmanın öne atma özelliğini kullanabilmek için yapıyorum onu. Bakın buradaki 9 ifadesi 3'ün karesiydi. 2'yi başa alırsam ifadem artık buradan. 2 tane logaritma 5 tabanında 3 artı logaritma 5 tabanında 2 oldu bölüm. Bakın aynı şey buradaki 4 için de geçerli. 2'nin karesi bunu tık diye ben öne alacak olursam 2 tane logaritma 5 tabanında 2 artı bakın bir de burada ne var? Logaritma 5 tabanında 3 ifadesi var. Peki eşittir. Şimdi verdiklerine bakalım. Logaritma 5 tabanında 2'ye ne demiş? O zaman ben buna ne diyeceğim? Buna da yine ne diyeceğim? Logaritma 3 tabanında 5 ifadesi m'ye eşitti. Peki ben bu ifadeyi 5 ve 3'ün yerlerini değiştirmek istiyorum. Çünkü soruya baktığınız zaman burada logaritma 3 tabanında 5 var. Burada sorduğu yerde ise logaritma 5 tabanında 3 var. Eğer ki biz logaritmada taban ve üstün yerlerini değiştirmek istiyorsak aslında ifadeyi 1 bölü haline getiriyoruz demektir. Yani biz burada logaritma 5 tabanında 3 ifadesinin yerine 1 bölü m diye hitap edebilirim. Yani ben geleceğim. Bu ifadenin yerine 1 bölü m yazacağım ve yine bunun yerine de 1 bölü m yazacağım. Ve yazdığımız zaman geriye şu an sadece matematiksel işlemler kaldı. 2 çarpı 1 bölü m ifadesi 2 bölü m artı bakın yanında dikkat edin ne var? Bölüm. Bakın burada 2n ifadesi var artı bir de 1 bölü m ifadesi mevcut. Payda eşitlersem m ile n'yi çarpıp 2 ekleyeceğim. Yani m çarpı n artı 2 bölü paydamızda m vardı bölüm. Burada payda işlersen bakın 2n ile m'yi çarpacağım 1 ekleyeceğim yani 2mn artı 1 bölü paydamızda da ne var yine m var. M'lerin gittiğini herhalde görebiliyoruz burada m'lere elveda dersek benden istediği ifadenin m ve n türünden değeri m çarpı n artı 2 bölü paydamızda ne var peki 2 çarpı m çarpı n artı 1 ifadesi var. Yani biz ne yaptık şu anda logaritma 12 tabanında 18 ifadesini m ve n ile ifade etmiş olduk. Tamam mı? Bak yine rengi şuradan çekmen gerekiyordu. İkisinde birden ne var? 5. O zaman senin bir şekilde burada verdiğin logaritmada o 5'i gösterip onların ortaklığından yola çıkarak hareket etmen gerekiyordu. Ve yine gerçekten değerli sorulardan bir tanesiydi. Peki geldik. Logaritmadaki benim en sevdiğim kurallardan bir tanesine ki hatta benim en sevdiğim kural. Çok seviyorum bu kuralla iş yapmayı.
Logaritma a tabanında b, b tabanında c, c tabanında d ifadesi varsa ve çarpma işlemi varsa eğer ki burada aynı anda hem tabanda hem de üstte bulunan sayılar sadeleştirilebilir. Bakın burada b var, b'ler gitti. C var, c'ler gitti. Geriye ne kalacaktır sadece? Logaritma a tabanında d ifadesi kalacaktır diye söyleyeceğiz biz. Bakın çaprazda bulunan aynı sayılar birbirlerini götüreceklerdir. Yani şunu yapabilirsin sen. Logaritma 3 tabanında 4 ile logaritma 4 tabanında atıyorum 12'yi mi çarpacaksın? 4'leri götürüp buradan ifadeni logaritma 3 tabanında 12 diye yazabilirsin. Ama ve lakin bakın şunu da bazı arkadaşlarım yapıyor, çok sinirleniyorum onlara. 3 tabanında 10 var çarpı logaritma burada ne diyelim mesela 15 tabanında 2 var. Hocam bunların ikisi de 5 ile sadeleşiyor. Ben bunları 5 ile sadeleştirsem de ifadeyi şöyle yazsam, logaritma 5 ile sadeleşince 2 kaldı. Logaritma işte tekrardan hocam 5 ile sadeleşince burada da 2 kaldı. Böyle yazsam olur mu? Olmaz. Sadece ve sadece ne zaman yapılacak bu iş? Tabanda ve üstte aynı sayılar var olduğu durumda çarpma işlemi yapılıyorsa onlar sadeleştirilebilir diyoruz. Yani şunu yapma gelip de bak burada 25 ile 5'i sadeleştirip de burada 5 bırakma diyor sana. Peki hazır buraya gelmişken sorumuza da bakalım. Diyor ki işleminin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Şimdi ben ifade şu üstü olarak yazılabilecek mesela bir 25 var. Küp kök 4 var. Şuradaki 27 var. Bu sayıları üst diye bir çevireyim öncelikle. Yani ifademizi biz logaritma 3 tabanında 5'in karesi çarpı logaritma 5 tabanında peki şu 4'ün yerine ben 2'nin karesi desem içerideki sayının üstünü de kök derecesine bölerek ifadeyi artık 2 üzeri 2 bölü 3 diye yazsam. Ve son olarak da logaritma 2 tabanında 27'nin yerine de 3'ün küpünü ben yazabilirim. Dikkat edecek olursak üstte bulunan ifadelerin üstü hep öne düşecektir. Bu öne düştü, bu öne düştü ve bu öne düştü. Önde ne var peki? Bakın bu ifadeden 2 geldi. Bu ifadeden 2 bölü 3 geldi ve bundan da 3 geldi. Peki öne düşenler dışında geriye kalan logaritmaları yazacak olursak biz ilkinden logaritma 3 tabanında 5 bunu yazdık çarpı 5 tabanında 2 logaritma 5 tabanında 2 çarpı ve burada da logaritma 2 tabanında 3 var. Bak şimdi dikkat et, taban ve üste aynı sayılar varsa çarpma işleminde sadeleştirilir. 5'ler gittim. 2'ler gitti. 3'ler gitti. Logaritma namına hiçbir şey kalmadı ifadede. Burada da 3'ler birbirlerini götürdüler. O zaman sonuçta 2 çarpı 2'den dolayı 4 olacaktır. Anlaştık mı? Bak şunu unutma. Çarpma işleminde tabanda ve üstte aynı sayılar varsa bunlar gider. Birbirlerini götürürler. Ama sadeleştirme işlemi bakın burada yaptığınız gibi asla ve asla yapılmaz. Yani gelip 3 ile 27'yi sadeleştirip de bunun yerine 9 yazmayacaksın hiçbir zaman için. Peki geldik logaritmadaki bir diğer kuralımıza da. Eğer ki logaritmada bir üslü ifadenin üzerinde bir logaritma ifadesi varsa, hatta önce şu ikisine de 1 demiş, hangisine önce yok. Ben de diyecektim ki önce alttakini söyleyeyim sonra üsttekini. Şu bizim için ikinci kural olsun. Bakın bir üslü ifadenin üzerinde logaritma ifadesi mevcutsa, logaritma ifadesi varsa, evet, üslü ifadenin tabanıyla logaritmanın üssü kendi aralarında yer değiştirilebilir. Yani sen a ile c'yi yer değiştirerek bu ifadeyi c üzeri logaritma b tabanında a olarak yazabilirsin diyor. Tamam. Yani üslü ifadenin tabanıyla logaritmanın üssü kendi arasında yer değiştirebilir. Ha yok, eğer ki logaritmanın tabanıyla üslü ifadenin tabanı aynıysa da logaritma ile bu taban birbirlerini götürecekler ve geriye sadece ve sadece ne kalacaktır? B kalacaktır. Yani senin elinde 4 üzeri logaritma 4 tabanında 17 ifadesi varsa 4 ile logaritma 4 birbirlerini götürecekler ve geriye 17 kalacaktır. Peki hocam bunların götürmelerindeki sebep ne diye merak ediyorsan da 4 üzeri logaritma 4 tabanında 17. Biz şunu söylemiştik. Üslü ifadenin tabanıyla logaritmanın üstü yer değiştirebilirler. O zaman ben bu ifadeyi 17 üzeri, bakın 17 ile 4'ü yer değiştiriyorum. 17 üzeri logaritma 4 tabanında 4 yazarım. Logaritma 4 tabanında 4 zaten 1 demektir. 17'nin birinci kuvvetinden dolayı da bakın ne yapmış olduk? Aynı sonucu yine elde etmiş olduk. Peki gel bakalım alt tarafta bir alıştırmamız var, ona da bakalım. 5 tabanında logaritma 5 üzeri logaritma 5 tabanında 9. 5 logaritma gitti 9. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 11. 3 ile logaritma 3 gitti artı 11. Bakın burayı da elenin ben şunu olduğunu biliyorum değil mi? Logaritma e tabanı olduğunu biliyorum.
E üzeri logaritma E tabanında 3. E ile logaritma E birbirini götürdü. Dikkat, arada eksi vardı. Eksi 3. E 22'den 3 çıkacak olursa da bu işlemin sonucu artık 19 olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın, yine bizim için önemli tiplemelerden, önemli kurallardan bir tanesiydi. Üslü ifadenin üzerinde logaritma varsa üslü ifadenin tabanıyla logaritmanın üssü kendi aralarında yer değişikliğine tabi tutulabilir diyoruz. Peki logaritma x üzeri logaritma 3 tabanında 4 ifadesi 2'ye eşitse x değeri nedir diye sormuş bize burada. Şimdi bakın, şu x ile ben 4'üm eğer ki yer değiştirecek olursam burada. Bakın 4 aşağıya geldi, yani 4 üzeri logaritma 3 zaten sabit, x'e 4'ün yerine gidecektir. Yani 3 üzeri x ifadesini elde ettim ve bu ifade neye eşitmiş? 2'ye. Peki üstü sayılardan hemen hatırla, bunu logaritmada söylemiştik biz. A üzeri b ifadesi m'ye eşitse, a bunun altına gelirse bu ifade b eşittir. Logaritma a tabanında m yazılabilirdi. Peki ben şu 4'ü gelip burada 2'nin altına eğer ki taban olarak çekecek olursam buradan ne elde etmiş olacağım artık? Logaritma 3 tabanında x eşittir. Logaritma 4 tabanında 2. Peki logaritma 4 tabanında 2 de bakın, şu 4'ü ben 2'nin karesi olarak yazarsam logaritma 2'nin karesi tabanında 2. Bu gizli paydaya, dikkat, direkt 2 değil hemen öne atma, paydaya gidecek olursa da 1 bölü 2 çarpım logaritma 2 tabanında 2'yi biz elde ettik. Burası zaten 1. O zaman benden istediğim logaritma 3 tabanında x ifadesi neye eşitmiş? 1 bölü 2'ye. Bak şurada kaldı sadece. Burası 1 olduğu için 1 bölü 2'ye. 3'ü de ben karşıya atacak olursam x ifadesi o zaman 3 üzeri 1 bölü 2. 3 üzeri 1 bölü 2 de zaten kök 3 demekti ki buradan artık biz x ifadesinin kök 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Anlaştık mı? Ya farklı yöntemlerle de çözülebilirdi belki de. Yani x'i değiştirmeden direkt x'i karşıya atarak da belki işlemlerde yapılabilirdi. Ama benim gözüme bu çözüm yöntemi çarptı. Dedik geldik bir sonraki örneğimize. Diyor ki logaritma 3 tabanında e üzeri ln 19 artı 125 üzerinde logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 5 tabanında 2, özür dilerim. Olduğuna göre x değeri kaçtır diye soruyor bize. Olduğuna x değerini sormuyor. Direkt ifadenin değeri kaçtır olacak burası. İfadenin değeri, çünkü x diye bir şey yok ki soruda. İfadenin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi sırayla hem şunu bulalım, sonrasına gelelim bu ifadeyi bulalım biz burada. Peki e üzeri ln 19 ifadesi. E üzeri ln 19. Ben bunu nasıl yazabilirim? E üzeri logaritma e tabanında 19 diye yazdım. Bunlar gitti, cevap bu 19'muş. Yani ben buraya 19 yazabilirim. 125'te de 2'yi yer değiştirecek olursam ben diğer ifadede de yazalım onu da. 125 üzeri logaritma 5 tabanında 2 ifadesinde de biz 125 ile 2'yi eğer ki yer değiştirecek olursak 2 üzeri logaritma 5 tabanında 125 yaptım. 125 dediğim 5'in küpüdür. Yani 2 üzeri logaritma 5 tabanında 5'in küpü. 3 öne düşerse geriye ne kaldı? Logaritma 5 tabanında 5'ten dolayı 1. O zaman bu ifade 2 üzeri 3'ten dolayı 8. Yani buranın sonucunda biz 8 olarak bulduk. Burada x'i sormuyor, tamam. İfadenin değerini istiyordu bizden. Peki 19 ve 8, bunları yazacağız. Yani soru şu anda bizden logaritma 3 tabanında 19 artı 8'i bulmamı istiyor. 19 8'den 27 yapacaktır. Yani logaritma 3 tabanında 27'yi istiyor. 27'nin herhalde 3'ün küpü olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman ifade logaritma 3 tabanında 3'ün küpü. Hop diye bu öne düşerse geriye logaritma 3 tabanında 3 kaldı. Yani ifadenin değeri de şu öne düşen 3 değeri olacaktır diye söyleyeceğiz biz. Anlaştık mı? Bakın bu iki soruyla artık bence bu özelliği kapmış olmanız gerekiyor. Peki geldik, bir özellik değil kesinlikle. Bir özellikten bahsetmeyeceğiz burada ama çok önemli bir bilgimiz var burada. Sayılarının hangi iki ardışık sayı arasında olduğunu bul diyor bize. Yani logaritma 2 tabanında 10 ifadesinin ben, mesela ilk olarak onu yazalım. Logaritma 2 tabanında 10 ifadesinin ben ne olduğunu bilmiyorum. Yani sayısal değerini kendi zihnimden hesaplayabilecek bir kabiliyetimiz yok bizim. Çünkü karşımızda bir irrasyonel sayı var. Sonsuza kadar devam ediyor. Peki bu sayı hangi iki sayının arasındadır? Bak burada hemen şunu düşünmen lazım. Tabanda ne var? 2. Peki yukarıda ne var? 10 ifadesi var. Şunu da yapabilirsin aslında. X ve Y dersek, öyle yaparsak bence daha da tatlı olacak sorum. Yani şu an farklı bir yönteme çevirdim bir anda soruyu. Logaritma 2 tabanında 10 ifadesi X'in ve Y'nin aralığında olduğunu varsayalım biz.
Tamam, sonuçta bundan büyük, bundan küçük. 2'yi hem buna hem de buna atacak olursam ben, 2 üzeri x ifadesi küçüktür. 2 gidince burada ne kaldı sadece? Geriye 10 kaldı. Burada da 2 üzeri y. Peki 10 hangi iki sayı arasındadır 2'nin kuvvetlerinden? 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4 aralığında olacaktır diyoruz. Anlaştık mı? Bak şunu yapacaktım ben normalde. 2 üzeri 8'in 3 olduğunu, 2 üzeri 16'nın 4 olduğunu, o zaman 3 ve 4 aralığında kaldığını söyleyecektim ama burada bence birazcık daha bilimsel bir işlem yapmış olduk. İkinciye baktığımız zaman da logaritma 3 tabanında 100 ifadesinin ben a ile b aralığında kaldığını hayal etsem. 3'ü bir buraya bir de buraya gönderecek olursam artık 3 üzeri a ifadesim küçüktür 100'den. Bakın logaritma gidiyor o 3'ü oradan attığım zaman. O da küçüktür. Neyden? 3 üzeri b'den. Peki 100 3'ün hangi kuvvetlerinin arasındadır? 3 üzeri 4 ifadesi 81, 3 üzeri 5 ifadesi 243. Demek ki bu aralıktaymış. Son olarak da logaritma 48. Taban yazmıyorsa bu 10 demekti. Bunu hatırlıyoruz tabii ki de. Ben bu sayıların m ve n arasında kaldığını hayal edip m'yi bir sağa bir sola atacak olursam artık 10 üzeri m ifadesi küçüktür. Logaritma logaritma gidiyor demiştik. 48 o da küçüktür. Neyden? 10 üzeri n'den. Peki 48 onun hangi kuvvetlerinin aralığındadır? Birinci kuvveti ve ikinci kuvveti, yani 10 ve 100 aralığındadır. Yani logaritma 2 tabanında 10, 3 ve 4 aralığında, logaritma 3 tabanında 100, 4 ve 5 aralığında, logaritma 48 ifadesi de 1, 2 aralığında bir sayıdır. Ama dediğim gibi onlar birer irrasyonel sayı olduklarından dolayı sonuçlarını bulma ihtimalimiz yok. Peki geldik, bir adet sınav tarzı soru var karşımızda bizim. A ve B ardışık iki tam sayı, logaritma 2019 A ve B aralığında olduğuna göre A çarpı B değeri nedir diye sormuş. Şimdi biz tabanda 10 olduğunu biliyoruz artık. A küçüktür. Logaritma 10 tabanında 2019, o da küçüktür B. Onu bir sağ bir sola atacak olursam artık buradan 10 üzeri A ifadesi küçüktür. Logaritma gitti, burada sadece 2019 kaldı, o da küçüktür 10 üzeri B'den. Peki 2019 onun hangi kuvvetlerinin aralığındadır? 1000 sayısı ile, bakın 2019 ifadesi 1000 ile 10.000 aralığında bulunan bir sayıdır. O zaman buradan A ifadesinin değeri 3 olacaktır. A'nın değeri 3 oldu ve B'nin değeri de 4 oldu. Soru bizden A ile B'nin çarpımını istiyordu. O zaman A çarpı B de 3 çarpı 4'ten dolayı 12'ye eşit olacaktır. Anlaştık mı? Bak bu yöntem çok tatlı oldu. İyi ki bu yönteme girmişim orada. Çünkü farklı bir yerden gösterecektim ben. Yani direkt tık tık onları sağa sola attığınız zaman o ardışık sayılara, o sayıların da yine değerlerini ortaya çıkartabiliriz biz. Peki geldik. Diyor ki bu sayıları sıralam. Şimdi logaritmada sıralama yapacağım da ben bu sayının ne olduğunu, ne gittiğini, ne kadar yaklaşık değer olduğunu bulabilirim. Ardışık sayı yöntemiyle, bakın daha demin yaptığınız ardışık sayı yöntemiyle yapabilirsiniz. Veya kendiniz keyfi yaklaşık değer olarak da yapabilirsiniz. Ama ben ardışık sayılarla bunların hangi sayıları o aralığında olduğunu bulmaya çalışacağım. Bakın logaritma 2 tabanında 20 ifadesi. Nerede olsun? X ile Y'nin aralığında iki ardışık sayım. 2'ye attım. 2 üzeri X küçüktür. 20 küçüktür. 2 üzeri Y. Buradan X ifadesi 4, Y ifadesi 5 geldim. Yani bakın 16 ve 32 aralığında. O zaman bizim X ifademiz 4, Y ifademiz 5 ise, o zaman logaritma 2 tabanında 20 ifadesi 4 ve 5 aralığında bulunan birer sayıdır. Bir sayıdır. O zaman ben bu sayıya 4 virgüllü bir sayı, yani ne olur ne gider, şu an net kestirebileceğimiz bir sayı değil ama 4 virgüllerde bir sayı diyebilirim ben. Peki geldik B sayısına. Logaritma 3 tabanında 49 ifadesi var bakın bizim elimizde. Bu sayıların da ben yine M ve N aralığında olduğunu varsaydım. 3'ü sağa sola gönderdim. 3 üzeri m ifadesi küçüktür 49, o da küçüktür 3 üzeri n ifadesi. Peki buradan bizim sayılarımız hangi değerler olması lazım 49'u araya sıkıştırabilmemiz için? M'nin 3 ve n'nin 4, çünkü 27 ve 81'in aralığındadır. M3 n4 ise logaritma 3 tabanında 49, 3'ten büyük bir sayıdır. Yani 3 virgüllerde bir sayıdır. Son olarak geldik c'ye, bu ikincisiydi. Geldik şimdi üçüncüyü yapalım bir de. Logaritma 5 tabanında 100 var bizim elimizde. Logaritma 5 tabanında 100. Bu sayının da yine ben A ve B aralığında kaldığını söylesem. 5'i bir sola bir sağa attığımız zaman 5 üzeri A ifadesi küçüktür 100'den, o da küçüktür 5 üzeri B'den. Peki 100 5'in hangi kuvvetlerinin aralığında olacaktır? 5'in ikinci kuvveti 25, yani 5'in üçüncü kuvveti 125'in aralığındadır bu. O zaman bizim A sayımız 2, B sayımız da 3 ise
bizim logaritma 5 tabanlı 100 ifademiz 2 virgüllerde bir sayı olacaktır diyebilirim. Baktığımız zaman bizim en büyük sayımız buradan A geldi. Sonra B ve son olarak da C ifadesini biz elde etmiş olduk. Tamam. Yani hangi iki ardışık sayının arasında kaldığını göstererek sayıların yaklaşık değerlerini bulduk. Ve yaklaşık değerler üzerinden de artık sıralamamızı yapmış olduk dedik ve geldik bir önceki dersimizin ödüllü sorusuna. Logaritma 3 tabanında x 6'ya eşit ise bu ifadenin sonucu, bu işlemin sonucu nedir diye soruyor bize. Şimdi bakın şurada x'i bulsam ben tık tık gelsem buralarda yerine yazsam soruyu bitiririm zaten. Peki x ifadesi şu 3'ü karşıya attığımız zaman neye eşittir? 3 üzeri 6'ya. Peki bana ne lazım? Kök x ifadesi. Bak bunları yerlerine yazacağım ve onları bulayım. Kök x ifadesi yani kök içerisinde 3 üzeri 6 bu neye eşittir? 3 üzeri 3'e. Peki bir de ne lazım bize? X kare ifadesi lazım. Ben 3 üzeri 6'nın geliri bir de karesini alırsam buradan ne elde ederim? Üstün üstü çarpılacağından dolayı 3 üzeri 12. Peki hadi gel bakalım soruyu gömelim şimdi. Logaritma 9 tabanında. 9 değil. 9'un yerine hemen ne yazacağım ben? 3'ün karesi. Bir de kök x vardı. Orası da 3'ün küpü yaptı. Artı logaritma kök 3 tabanında değil. 3 üzeri 1 bölü 2 tabanında x kare dediğim ne olacak peki benim buradan? 3 üzeri 24. Paydaya dikkat 1 bölü 2 gidecek. Gidip paydaya 2 diye yapıştırım onu. O zaman ifademiz 3 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 artı bakın 24 paydaya 1 bölü 2 geldi. Orayı sakın unutma. Paydaya 1 bölü 2. Buraya niye ben 24 yazdım ya? Hop 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 orayı hemen düzeltiyoruz. Orası zaten ben x kareyi buldum. Yeri bir daha karesini alarak yazdım buraya. Burası 12. Yani buraya da 12 ifadesi gelecek çarpı. Geriye ne kaldı? Logaritma 3 tabanında 3. Logaritma 3 tabanında 3 ve bunlar 1. O zaman elimizde 3 bölü 2 ifadesi kaldı. Artı 12 bölü 1 bölü 2. Yani 12 ile 2'yi çarp diyor bize 24. Gelir burada payda eşitlersem 24 çarpı 2 48. 3 de yukarıda var. Bizim işlemimizin sonucu o zaman 51 bölü 2 yapacaktır. Anlaştık mı? Doğru yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Dedik geldik bugünün ödüllü sorusuna. 3 bölü logaritma 2 tabanında 720. Bıdı 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 okumayacağım hepsini. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.